Aramadım neredeymiş? Can Bey soruyor da ondan. Tamam, teşekkürler, iyi çalışmalar. Alo. Ne haber Can Bey? İyi, senden? Ben pek iyi değilim ya. Cemre, bir şey soracağım sana. Ben hayatındaki öncelikleri sadece para olan bir adamım. Nereden çıktı şimdi? Lütfen söyle. Paradan başka bir şey düşünmeyen bir adamım. Ne bileyim, yani önem veriyorsun ama... ne oldu şimdi durup dururken? Öyle biri miyim ben? Çıkarım için en yakınımdakini harcayan. Beş para etmez biri miyim? Güney, sarhoş musun sen? Yok, henüz değil. Sen yalan söylemezsin. Söylesene canım. Ne oldu şimdi? İyi misin? Cemre, benim konuşacak kimsem yok. Yani içimi dökebileceğim kimse yok. Beni dinleyecek bir arkadaşım yok. Yok, kimsem yok ya etrafımda. Ama sen istediğin için böyle oldu deme bana. Çünkü bunu duymak istemiyorum. Cemre, ne oldu söyler misin? Ben yaramaz bir adamım. Yani böyle düşündüğüm birçok zaman oldu biliyorsun. Ama bir zamanlar sevmiştim ben seni. Yani o kadar da yaramaz değilmişsin demektir bu. Sevilecek bir tarafım varmış ki yine sevdim ben de. Ha, o zaman farklı biri miydin peki? Yani belki de hep aynıydın ama gizliyordun kendini. Ya da ben görmüyordum o taraflarını. Şartların değiştikçe sen de değiştin. Ya da şartları kendine uydurdun. Ay ne bileyim Güneş şimdi. Söyle. Valla seni rahatlatacağım diye yalan söyleyecek değilim. Açıkçası sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Etrafında kimsenin olmaması normal. Kimse beni anlamak istemediği için yalnız kaldım. Banu'yla bir şey mi oldu? Yok. Bir şey olmadı. Öyle düşünürken kendimi doldurdum sadece. Neredesin sen? Dışarıdayım, hava alıyorum. Buradan da sarhoş olmaya gideceğim. Ne? Gerçekten iyi misin? Ne oldu? Ne bu duygusallık? İyiyim, iyiyim. Bir şey olması mı gerekiyor? Bugün böyle oldu işte. Cemre, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Alo. Alo Güney. Vallahi çok mahcup ettiniz beni. Evra Hanım, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Sami Bey'e selamlarımı iletin lütfen. Baş üstüne, baş üstüne. Size de iyi günler, kolay gelsin. Ay, ne kadın ama. Ne kadar zarif, ince. Aradı bak, görüyor musun? Utandırdı vallahi beni. Yani hoş, ben arayayım sorayım istiyorum böyle sık sık ama Güney izin vermiyor. Aa, niye? O da yani. Düğün organizasyonu bitti diyor. Vallahi aferin. Hiçbir şey elimizi sürdürmediler. Öyle döküyorlar parayı. Güney çok güzel bir evlilik yapıyor, çok. Allah'ım sonunda güldü yüzümüze. Ya. Az kalsın başı yanacaktı çocuğun. Direkten döndü. Hay Allah. Ya ne olur kusura bakma.
Yani Cemre ile bitti diye ben böyle rahat rahat konuşuyorum ama... ya olacak iş değildi ki zaten. İstemeye geldiğinizde ben söylemiştim zaten bunu. Benim de rızam olmadığını. Siz ısrar ettiniz Handan Hanım. Hay Allah. Alındın sen şimdi değil mi? Aman yok canım, niye alınayım? İlahi, ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Üzülmeyin canım. Allah çok şükür bizim de yüzümüze güldü. Özellikle ben çok memnunum bu durumumuzdan. Ben de vallahi. Yani biz o zaman dünür olarak pek anlaşamıyorduk ama... bak şimdi komşu olarak ne kadar güzel kaynaştık değil mi? Ya evet. Neyse hadi bırakalım bunları da. Nasıl yapacağım ben bu kıyafet işini? Onu söyle. Yani aslında benim dergilerde pek öyle beğendiğim bir şey yok. Bence sen ne yap biliyor musun? Kıy paraya bir modacıya git. Öyle mi diyorsun? E tabii. Baksana Sinan Erler'le aşık atacaksın. Tasarım bir şey giy üstüne. Tamamen o geceye özel hot kutur bir şey. İyi de ben nereden bulacağım ki modacıyı? Hem gidemem ki ben tek başına, halledebileceğim şeyler değil onlar. Ama sen yardım edersen, benimle gelirsen. E bakarım ben internetten. Ünlü modacıların adreslerini çıkarırım tek tek. Seçeriz birini, randevu alırız. İstersen gideriz beraber. Aa, Zeynep var, modacı dedin de. O da tasarımcı, özel şeyler çiziyor. Tabii ya, ben ona yaptırayım. Daha hesaplı olur hem. Tamam, tamam. Ben en iyisi ona söyleyeyim. E ne de olsa müstakbel gelinim. Olmadı sen de yardım edersen, hep fikir verirsin. Hep beraber kurtarırız işte bu işi. Benim hiç karışmama gerek yok artık bu durumda. Sen en iyisin düşündüm. Zeynep çizer de, diker de. Olmadı seni kendi tanıdıklarına götürür, değil mi? O bulur kimi bulacağını. Ay canım. Hoş geldin Oya'cığım. Hoş bulduk. Boyaya geldim. Ben. Ay tabii canım, geç geç. Kızlar, Oya'nın boyayı hazırlayın. Epey oldu ama sen uğramayalı değil mi? Anca. E özlettin kendini ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.